Çelik ev yaptırma serisinin 4. videosu ile karşınızdayım. Arkada şu an baş döndürücü şekilde ilerleyen görüntüler ilk 3 videodan. Şu anki videonun konusu da pencere montajı, seramik kaplamalar, şap atılması ve evin güncel durumları ile alakalı. Bu hızlandırılmış görüntülerin daha geniş hallerini izlemek isterseniz de ilgili videolara gidebilirsiniz kanalda. Alta not olarak hangi videolara ait olduklarını yazdım. Linkleri de açıklamaya bırakırım. Bu arada bildiğiniz gibi inşaat firması kurdum ve artık ev yaptırmak isteyenlere sadece danışmanlık yapmıyorum. Aynı zamanda inşaatlarını yapıyorum. Özellikle Ankara'da arsa bulmadan ruhsat takibine, proje işlerinden inşaat ve peyzaja kadar tüm işlerinizi yapacağım ben. Varsa böyle bir ev yaptırma düşünceniz, iletişime geçebilirsiniz benimle. Instagram'dan ön görüşme sonrası telefon numaramı paylaşıyorum sizlerle. Instagram'da Beryap Villa ve Walking Bear hesapları üzerinden bana ulaşın ve detayları konuşalım. Ve evet, şap atılmasıyla başlıyoruz. Ustalarla iletişimde kalarak artık sıranın şapa geldiğini zaten anlıyorsunuz ve gerekli malzemeleri temin ediyorsunuz. Eğer şapçıyla malzemeli anlaşmadıysanız malzemeleri sizin temin etmeniz gerekiyor. Ustalarla hangi işte anlaşırsanız anlaşın, eğer malzemeyi onların getirmesini isterseniz malzeme üzerine %20-25 civarı yüklenici karı koyarlar. Bu etik bir durumdur. Onlara tepki olmanıza, hani neden böyle yapıyorsunuz gibi düşmenize gerek yok. O yüzden malzemeyi siz temin ederseniz daha uyguna gelir her iş. Her zaman. Şap için 03 şap kumu diye bir kum var. İnce kum diye geçer. Şap kumu deyince anlıyorlar. Çelik, hasır ve çimento almanız gerekir. Miktarını ustanızla görüşürsünüz. O size onu hesaplayıp söyleyecektir. Burada gördükleriniz alçıpanla yapılan perdelikler. Biz çok detaylı şeyleri sevmediğimizden düz modeli özel olarak yaptırıyoruz. Hazır Stropier köpükten ürünler var. Buraya seviyorsanız eğer kullanabilirsiniz onları. Burası da üst balkon. Membran eritiliyor burada. Sonra tekrar şapa dönüyoruz. Dışarıda makinede harç hazırlanıyor ve pompa ile içeri basılıyor. Önce üst katı bitiriyorlar hasırı serip. Düzlenmesi de yapılıyor ve alt kata geçiliyor. Şap için yaklaşık 30-40 bin TL gibi bir bütçe düşünebilirsiniz şu sıralarda. Şu an Temmuz-Ağustos dönemleri. Bu makinenin adı da helikopter. Şapçı terliklerini giyiyorlar. Bu şapçıların şapçı terliği var bir de. Helikopter çekmek için, şapın üstüne basmak için bunu kullanıyorlar. Dümdüz, tertemiz bir zemininiz oluyor. Şapın amacı betondaki eğrilikleri ortadan kaldırmak ve seramik, laminat parke öncesi düz bir zemin sağlamak. Evet, şap bitiyor. En az 2 gün kurumaya bırakıyoruz ve sonrasında kirli işlerden biri olan seramik fayans işine başlıyoruz. Burada ustaya zaviyeli kesim yaptırıyoruz biz. Köşelerini çapraz şekilde 45 derece açıyla kestiriyoruz. Köşe profilleri görmeyi sevmediğimiz için biz bu tarz bir uygulama istiyoruz onlardan. Bu şekilde kesildiğinde köşe noktaları birbirine değiyor, öpüşüyor seramiklerin ve böyle sivri düz bir görüntü elde ediyorsunuz. Böylelikle de köşede hataları kapatmak için alüminyum profillerden kullanmamış oluyorsunuz. Bu arada kanal 40 bin aboneye ulaştı. Bayağı emek veriyorum sizlere buradan bilgilendirme yapmak amaçlı. İzleyenlerin %3'ü neredeyse abonemiş. Yani abone olmadan izleyen kişi sayısı çok. Ben de öyle yapıyorum genelde ama kendim kanal açtığımdan beri bunu önemsemeye başladım. Takdir ettiğim, izlediğim, faydalandığım kanallara abone oluyorum direkt. Beğeni atıyorum. Bunları yaparsanız ben de sevinirim. Bunu da söylemem gerekiyor. Hatırlatmayınca insanların aklına gelmiyor çünkü. Burada da artık PVC pencereler geliyor gördüğünüz gibi. Önemli bir aşama kaydetmiş oluyoruz pencereler geldiğinde. Çünkü artık evin dışarıyla bağlantısı kesiliyor. Bu arada bu süreçlerin her birinin arkasında ciddi emekler var ve çalışmalar oluyor. Hem inşaat hem de belge takipleri anlamında. Kurumlar arası mekik dokuyorsunuz bir kere. Yani gitgeller çok oluyor. Doğalgazı, suyu, kanalizasyonu, malzeme alımları, ustalarla iletişim, belge takipleri. Başka işleriniz de olunca tüm bunlarla birlikte ne oluyor? Hiç oturamıyorsunuz yerinizde. Yani inşaatın çok da basit bir süreç olmadığını arada bir böyle duyurmam gerekiyor. Çünkü videoda izlerken arka arkaya hızlı bir şekilde, basit bir şekilde yapılıyormuş gibi ama arkasında onların neler olduğunu da bilmeniz gerekiyor tabii. Gerçekten sonu çok güzel olacak belki ama o süreçte bahçeye dikeceğiniz lavantanın boyuna, adedine, yerine kadar, yaptıracağınız dolapların kulplarına, mekanizmalarına kadar inanılmaz bir yoğunluk içerisinde oluyorsunuz. Tüm bunları neden anlatıyorum? Tabii ki benimle çalışmayı düşünün diye. Ben bu süreçlerin tamamını takip edebilirim. Çok güzel bir ekip kurdum.
Anlaşma şartlarını eklememiz durumunda bu detayları da takip etmek ve hızlıca çözmek şeklinde bir sözleşme hazırlayabiliriz. Sizin isteklerinize göre detaylandırabiliyoruz onu. Uzun lafın kısası, videoda her şey takır takır halloluyor gibi gelebilir. Ama rehberi en baştan izleyip tarihlere bir bakarsanız dediklerim bir şeyler ifade etmeye başlayacaktır. Çelik villa yaptıracaklara önerdiğim şeylerden biri de prizlerin altlarının köpükle doldurulması. Bu videoda gördüğünüz gibi asılarak çekerek kimi zaman prizleri çekmek zorunda olduğunuzdan alçıpana zarar verebiliyor bu. Eğer OSB'de yoksa. O yüzden bunu yapmanızı öneririm. Bu şekilde taş gibi oluyor. Bir yandan da bahçe duvarlarına başladık ve eş zamanlı olarak ilerliyorum. Bu karşıda gördüğünüz beton da deponun zemini olacak. Bir depo yapılacak oraya. Depoyu biraz geniş yapıyorum çünkü ileride oraya atölye alanı olarak kullanmayı planlıyorum. Şu bahçede gördüğünüz çelik panellerde inşaat başladığı günden beri orada bu arada. Arada bir bana soruyorlar bu paslanmayla alakalı. Her türlü hava şartına maruz kaldılar bunlar. Ancak en ufak bir paslanma, zarar görme yok. Ki çizilme de oluyor üstlerinde, kazınıyor bazen. Çizilmesine rağmen sıkıntı olmaz çünkü yüzeysel bir koruma sürme işlemi görmüyorlar bunlar. Bildiğiniz galvanize edilmiş çelik malzemeler bunlar. Paslanır diyenlere de bir açıklama yapmış olayım bu noktada. Burada da banyo 30'a 90 kullanıldı. Ayrıca 10'a 33 seramikler var. Burası komşu taraf. Ustamız burada duvara sıva çekiyor. Sonrasında boya başlanacak. İçeriye doğru da bakalım. Bu bölüm salon. Antreden salona geçtik şimdi. Bütün boya malzemeleri artık inşaatta. Mutfağımız bir yandan yapılıyor. Seramikler yapıldı. Pencere geldi. Artık ince işçiliğe geçildi. Sıvası yapılıyor. Bütün priz yerleri belirlendi. Köpükleri sıkıldı. Sağlamlaştırmaları yapıldı. Bahçede de bir yandan peyzaj çalışmaları artık. Devam ediyor. Burası da alt banyomuz. Alt banyonun da seramik işlemleri bitti. Bataryalar kullanıldı orada. Bu da evimizin boyası artık. Ön tarafta bir detay ekledik. Üst tarafa ahşap görünümlü fiber sement sövelerden bu ahşap görünümü verdik. Aşağısı normalde kahverengi olmayacaktı. Bir yanlış anlaşılma oldu burada. Sonradan tekrar eski haline döndürüldü. Üst tarafta daha da koyulaştırılacak. Aşağıdaki koyuluk yukarıya verilecek. Eskitme yöntemiyle. Bu da evimizin güncel hali. Az önce bahsetmiştim güncel görüntülerden de koyacağım diye. Peyzajda biraz daha ilerledik. Yürüyüş yolumuz hazır. Köpeklerin alanı solda kapalı. Bir metrelik bir panel çit yardımıyla. Çimimiz yapıldı. Çok sıcak dönemde yaptığımız için çim tabi zorlanıyor. Kurumalar, sularda basınç eksikliği olduğundan sulamada eksikler var. Burada bir kiraz ağacı var sağda. Burası otopark alanı. Karşıda gördüğünüz doğalgaz sayacı ve tesisatı. Buralara tabi ileride trotuar çalışmaları yapmayı planlıyorum. Daha derli toplu görünsün diye. Leylendilerimizle kapalı zaten. Aldığımda vardı bu arsanın leylendileri. Siyah panel çit ile kapattık biz burayı. Siyahla bu koyu yeşilin uyumu hoşumuza gidiyor. Evin doğu ve güneye bakan tarafı bu. Verandamız görüyorsunuz orada. Gizli çatı yaptık verandaya. Düz bir görüntü olsun istedik orada. Daha modern bir görüntü yakalamak amaçlı. Apliklerimiz var. Pencereler renkli, siyah. Duvarı çok yüksek yapmak istemedik biz. Böyle bir yazlık görüntüsü olsun diye. Çok da hapis gibi olmayı sevmiyoruz. Ama tabii oradaki gizliliğe de önem veriyoruz. O yüzden bu leylendilerin hızlı bir şekilde büyümesini bekliyoruz. Köpek alanı arkada. Instagram sayfamda onların alanlarıyla alakalı bayağı detaylı görüntüler paylaşıyorum. Burası da alt bahçemiz bizim. Ağaçların olduğu bölüm. Daha çok meyve ağaçları var burada. Burası şimdilik beklemede. Kurakçıl bir peyzaj düşünüyorum orası için. Evin içinden bitmiş halinden de biraz kısa kısa görüntüler koymak istiyorum. Bakın köşe noktalarının titiz bir şekilde yapıldığını göstermek istedim. Bu evle alakalı detaylı videolar tabii ki ileride olacak ama şu anda daha inşaatsal şeyler paylaştığım için
bir ev turu gibi görüntüler koyamıyorum, şöyle kısa kısa ekleyeceğim görmek isteyenler için. Yani bu evin prefabrik olduğuna dair bazı düşünceleri olan, prefabrik olduğu için yaptırmaktan vazgeçen insanlar oluyor. Ben biraz üzülüyorum ve şaşırıyorum doğrusu. Çünkü normal ev olduğunu ısrarla söylüyorum. Hani bir farkı yok. Bu sadece sizin tercihinize kalmış artık. Zaten farkındaysanız artık çelik övmüyorum, anlatmıyorum. Yaptırmak isteyenlerle yola devam edebiliriz ama istemeyen, kafası karışık olanlar düşünmeye devam edebilirler. Sadece size önerim, yıllarca düşünüp de zamanınızı bunu düşünerek, hani elinizde fırsat varken apartmanda yaşayarak geçirmeyin. Varsa bir imkanınız, alın. Yaşayamazsanız, sevmezseniz, eksik olduğunu düşünürseniz bazı şeylerin, ki öyle şeyler yok, satabilirsiniz. Satılan da bir şey. Ben birinci evi sattım. Bu arada bundan sonraki videoda birinci ev ve ikinci evden görüntüler, gene arasındaki farklar, bazı uygulamalar, peyzaj görüntüleri, bu tarz şeylerden bahsedeceğim. Görüntülerini çektim, hazırladım. Önceki evi de tekrar çektim, sattığım kişiden izin alıp. Hala iletişimdeyiz. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Önceki evi sattığım kişi bana lanet okumuyor. Her şeyden çok memnun. Çok güzel yaptığımızı düşünüyor. Çok güzel yapmışsınız, teşekkür ediyor bize. Bu da ikinci kendimize yaptığımız ev ve içinde yaşıyoruz. Kısa kısa koyuyorum. Hala tamamen toparlayamadık. Çok yoğun geçtiği için günlerimiz. Burası da balkona, verandaya, salondan çıkış. Bir de mutfaktan sürgü kapıyla çıkış var. Tek sürgü kapı mutfakta. Antremiz. Girişte şurada bir vestiyer alanını düşündük. Köpek alanı bayağı büyük bizim. Onlara bayağı önem veriyoruz. Küçücük yerlere kapatmayı, bağlamayı sevmiyoruz onları. Burası küçük banyomuz. Misafir banyosu olarak da adlandırıyoruz. Alt katta bizim misafirimiz geldiğinde yaşayabiliyor. Biz üstte takılıyoruz. Tekrar ev yaptırmak düşüncesi olanların benimle iletişime geçmesini rica ediyorum. Öncelikle Instagram'da Ber Yap Villa hesabından bana kaç metrekare istediğinize dair bir kısa mesaj atıp size teklif sunabilirim ya da mail yoluyla. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.